Herkese günaydın, iyi sabahlar. Amerika tarafı yeniden %1,5 civarında bir artıyla kapatmayı başardı. Ama dikkat ederseniz dün de benzer bir görüntü vardı. Hacim tarafı çok kuvvetli değil. Kapanış sonrası gelen bilançolar var. Amazon tarafı çok fazla etkilemedi. Piyasa herhalde fiyatlamış olarak görüyor. Jeff Bezos'un ayrılması önemli bir nokta CEO olarak. Ama Google, Alphabet tarafına baktığımızda sert bir alım geldiğini gördük kapanış sonrası işlemlerde. Kısacası Amerika tarafında piyasa hala olumlu hareket etmeyi sürdürüyor. Asya tarafına baktığımızda Çin biraz zayıf. Onun dışında kuvvetli bir yukarı hareket görüyoruz. Tabii Çin tarafında aslında isterseniz kritik olan tüm bu aya ait ISM PMI verileri zayıf geldi. Yani hem iç talepte hem dış talepte bir yavaşlama olduğunu söylemek mümkün ama Çin'in birinci çeyreğini Çin yeni yılı nedeniyle ortalama olarak okumaya çalıştığımı söylemiştim. Dolayısıyla bu tarafa aşırı da anlam yüklemiyorum. İnterbank oranlarda bir rahatlama var. Dolayısıyla onun getirdiği bir toparlanma da Çin tarafında söz konusu olabilir. Şimdi Amerika'da açıklanacak kritik veriler var. İstihdam verisi öncesi ADP ki ADP'nin korelasyonu bence çok iyi değil ama daha önemlisi ISM hizmet endeksi. Hafta içinde açıklanan ISM imalata baktığımızda orada toparlanma görüyorduk. Daha doğrusu istihdam endeksinde toparlanma görüyorduk ama Amerika'daki kayıplar genelde olduğu gibi ağırlıklı hizmet sektöründe yoğunlaştığı için burada gelecek olan performans önemli diye düşünüyorum. Şimdi bu noktada dün açıklanan loan survey'e de hemen kısaca değinmek isterim. Bu tabii soft bir anket yani rakamsal olarak değil aslında sentimenti gösteriyor. Ama görüyorsunuz ticari kredilerle ilgili bankaların tavrına baktığımızda sıkılaştırma adımlarının artık eskisi kadar kuvvetli olmadığını görüyoruz. Yani Ekim anketine oranla bakıldığında sıkılaştırma kendisini artık gevşemeye doğru bırakmaya başlamış. Daha önemlisi talep tarafına da baktığımızda talebin ufak ufak toparlandığını görüyoruz. Şimdi burada parasal büyüklükleri tartışırken hep söylüyorum neden yükseldiği veya neden düştüğü de önemli. Yani Fed'in bilançosuna tek başına baktığınızda diğer tarafı anlayamıyorsunuz. Daha doğrusu Fed o bilançoyu neden büyütüyor sorusunun cevabını aramamız lazım. Şimdi ticari kredilerin seyrine baktığımızda krizden sonra çok sert bir artış olduğunu gördük. Aynı şeyi nakit dolaşımdaki parada vesaire de görüyorsunuz. İşte bu da panik yaratıyor. Bakın ne kadar büyüdü vesaire şeklinde. Ama şu artış aslında kriz sırasında likit kalmaya yönelik. Yani yatırımlara giden faydalı, ekonomiyi canlandırıcı bir artış değil. Nitekim kriz hafifleyince kapanmaya başladığını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu enflasyonist bir hareket değil aslında. Aynı şeyi bu anket çok detaylı bir anket. Konut piyasasını vesaire tartışmayacağım. Tüketici kredilerinde baktığınızda dikkat edin tüketici kredileri 2007 krizinden 2008 krizinden daha sıkılaştırılmış noktaya gelmiş. Daha yüksek oranda sıkılaştırma var. Ve tabii talep tarafı da aslında ciddi anlamda zayıf kalmış. Şimdi toparlanıyor. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Fed ne yaparsa yapsın bu taraftaki görüntü değişmediği sürece enflasyon yaratılmayacak. Aşının gelmesiyle beraber ikinci yarıdan sonra şu görüntüyü koruyabilirsek sistemde olan rezervler krediye dönüşmeye başlayabilir ki sistem kapalı aslında bir banka rezervini azaltırsa başka bir bankanın artıyordur ama neyse sonuç olarak yukarıya doğru bir enflasyon baskısı evet görebiliriz son derece mümkün. Bu noktada Fed tarafının ne yapacağı elbette önemli ama Fed tapering'e çok fazla gitmeyecek gibi gözüküyor. Şimdi buradan tekrar piyasalara dönelim. Euro tarafına bakalım. Bu arada bakın şu görüntü ne anlama geliyordu az önce paylaştığım biliyor musunuz? Fed'in aslında bankacılık sistemini aşamadığını gösteriyor. Yarın öbür gün dijital merkez bankası parasına geçip herkesle bir cüzdan ilişkisi içine girerse Fed
o zaman farklı para politikaları da uygular hale gelecek. Bunu belki ileride tartışırız. Köpeğim hapşırıyor, kusura bakmayın, çok yaşamayın. Şimdi Euro tarafında da aşağı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Sabah 3'e böldüm, daha önce de söylemiştim. Çok kısa vade baktığımızda dolar long pozisyonu, dolar short pozisyonlar çok büyük. Dolayısıyla 1.19'lara, 1.17'lere doğru bir geri çekilmeyi teknik bir rahatlama olarak karşılarım. Orta vadede 1.25'e doğru bir hareket bekliyorum. Orta vadeden kastım 2021 özelinde, çünkü Fed bu defa ayrışmayacak 2013 oranda, hatta daha agresif davranacak, ama 25 ve üzerine doğru hareket bence dolara geçmek için doğru bir zamandır, doğru bir strateji olur diye bakıyorum. Avrupa'dan gelen hem 4. çeyrek büyüme rakamları, hem Almanya'dan gelen perakende satış ve genel olarak Ocak-Şubat verilerine baktığımızda Avrupa hala zayıf bir büyüme performansı gösterecek gibi gözüküyor. Yani dolardaki değer kaybı Avrupa'nın iyi performansından değil, Amerika'nın yaptıklarından kaynaklandığı için bir trende dönüşmesini beklemiyorum. Çünkü hala anahtar Amerika'nın elinde gözüküyor. Şimdi gelelim gümüş tarafına. Gümüşte bir mini Hunt Brothers hareketi gördük. Sert bir yukarı hareketten sonra sert bir aşağı dönüşü geldi CME'nin açıklamasıyla beraber. Burada 26 aşılırsa omuz veririm demiştim geçtiğimiz hafta, hatırlarsanız. O durum değişmiş değil. Yani 26'nın üzerinde kalmış olmasını son derece olumlu görüyorum. Buradaki Reddit hikayesi olmasa da zaten ETF'leri takip ederek bir giriş olduğunu, dolayısıyla yeşil ekonomiye geçişleri, endüstriyel talebi nedeniyle burayı beğendiğimi söylemiştim. Görüntü değişmiş değil. Hala baktığımızda giriş olduğunu görüyoruz. Dünkü satışa rağmen ETF'in tuttukları gümüş miktarının arttığını görebiliyoruz. Diğer yandan altında o kısa vadeli kırılması gereken seviyeleri 1870-1880 civarı diyebiliriz. Şu trendin getirdiği kırmış değil. Ama burada birkaç tane iyi haber var. Hemen şunu açabilirsem. Sabah paylaştım. Şunu aylık hale getirelim. Ocak ayı hareketine baktığımızda son derece kuvvetli bir talep olduğunu görüyoruz. 2010'dan bu yana en yüksek altın, yani Cumhuriyet altını, Gold Eagle dediğimiz oranın diyebiliriz, altın talebinin olduğu gözüküyor aylık bazda. Bu tabii önemli bir gelişme. Gümüş tarafında biraz daha zayıf bir resim var, ama orada da hemen şu tabloyu paylaşayım biraz daha detaylı olması adına. Darphane verilerini açıkladı. Darphane tarafına da baktığımızda şurada gördüğümüz Ocak ayı verisi 2017'den bu yana en yüksek gümüş talebini gösteriyor ki şu an içinde fena değil. Aslında çok uzun bir süre olmadı ama 1.5 milyon iyi bir talep. Dolayısıyla fiziki talebin devam ettiğini görüyoruz. Endüstriyel talep, yeşil ekonomiye geçiş paketleri açıklandığında yine destek vermeye devam edecektir. Reddit kısmı heyecanlı kısım, popüler kısım. Herkes yorumlamaya çalışıyor, herkes orada bir fikre sahip, ama bizi ilgilendiren kısım temel dinamikleri. O dönemi de zaten uzun süredir konuşuyoruz. Altın gümüş oranında tabii dünkü sert hareketle beraber çok ciddi bir toparlanma gördük altın lehine. Ama burada da benim açımdan önemli olan şu seviyenin altında kalıyor olmamız. Dolayısıyla buraların üzerine çıkacak bir düşüş gelmediği sürece hala resim gümüş içinde, altın içinde olumlu diyebilirim. Altının ama 1880 seviyesini aşması gerekiyor. Petrol tarafı yukarı hareketini koruyor. Benim çok beklediğim bir hareket değildi. Stok verisiyle beraber de primini korumaya devam ediyor. Burada fiyattan ziyade biliyorsunuz ben eğrinin durumunu takip ediyorum ve vadelerin şu andaki hali, yani backwardation'da mı vesaireye baktığımızda çok daha şiddetlenen bir durum gösteriyor. Çok daha net bir aslında
talep yükselişi değil bu ama arz problemi bence olduğunu gösterir. Nitelikte görüyorsunuz bir ay önceki tabloda durum buyken şu anda kısa vadeliler çok daha yüksek seviyeye gelmiş durumda. Şunu kaldıralım, 6 ay önceki duruma bakalım. O zaman curve'ün tamamen farklı bir pozisyonda olduğunu göreceksiniz. Görüyorsunuz uzun vadeli fiyatlar kısa vadeliden daha yüksek. Burada çok daha sorunlu bir petrol piyasası varken burada çok daha bullish diyebileceğimiz bir petrol piyasasıyla karşı karşıyayız. Tarım ürünlerinde bir hareketlilik yok. Hatta ufak ufak düzeltmeler geldiğini söyleyebiliriz. Bir tek şeker biraz daha yukarı hareketini sürdürüyor. Şeker tarafında bence daha yüksek seviyeleri de yeniden görmemiz söz konusu olacaktır. Buradan 10 yıllıklara hemen bir geçiş yapalım. Sakin seyrettiğini görüyoruz. 1.10'lar civarında çok büyük bir ihtimalle istihdam verisi burada en etkili olacak olan veri. Kademeli olarak 1.5, 1.40, 1.5'a doğru yükselişini bekliyorum. Daha önce de söylemiştim. Bu negatif midir? Hayır. Oradan çıkan para kademeli çıktığında, altını tekrar çiziyorum, hisse senedi ve gelişmekte olan ülkelere gideceğinden çok fazla bence sorun yaratmaz. Çok hızlı bir yükseliş görmemiz durumunda ise elbette piyasaya satış gelecektir. O zaman dolar senaryosunu da önce zayıflık sonra yükselişten önce toparlanmaya revize etmemiz gerekir. Görüyorsunuz enflasyon beklentileri de rekor seviyesine yakın, yani bu döngünün en yükseğine yakın. Dolayısıyla altın gümüş açısından problem yaratan bir nominal getiri piyasası söz konusu değil. Bitcoin tarafına gelelim. Bitcoin tarafında evet bir yukarı hareket görüyoruz. 36 binlerin üzerindeyiz. Burada hala bir düzeltme ihtimalini göz ardı edemeyiz. Yani ortalamadan uzak bir noktada, ortalama daha hızlı hareket etmeye başladı. Daha yüksek fiyatlar yavaş yavaş ortalamaya giriyor ama hala oldukça gerideyiz. Dolayısıyla bir düzeltme ihtimali artmış durumda. Ben bu düzeltme beklentimi amatör bir sayımla Mart ayına itelemiş durumdayım. Ondan önce sanki bir kuvvetli yükselişle karşı karşıya kalacağız. Ama tekrar söylüyorum, bu bir hakikaten analizden ziyade amatör bir görüş olarak paylaşıyorum. Şimdi Ethereum tarafında kuvvetli bir yukarı hareket gördük. Burada tabii vadeli piyasanın açılıyor olması bazı korkular yaratıyor doğal olarak. Çünkü Bitcoin tarafında benim de o konuda bir videom vardı. Bastırmak için kullanılabilir düşüncesi var ama biraz farklı bir dönemdeyiz açıkçası. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor bence. Ethereum tarafında nerede tutuluyor diye baktığımızda birincisi DeFi tarafında ciddi oranda bir Ethereum olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu fiyata bağlı elbette ama büyük çöküşler olmadığı sürece burada kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum. İkincisi stake edilmiş Ethereum tarafına baktığımızda yine aşağı yukarı 3 milyona yaklaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da önemli bir nokta. Bunların bir kısmını Ethereum upgrade olana kadar çekemeyeceksiniz. Bir kısmı sentetik üzerinden çekilebilir, o konuya girmiyorum da çekilemez aslında, trade edilebilir diyelim. Dolayısıyla Ethereum tarafına bağlanmış önemli miktarda zaten bir Ether var arzdan çekilmiş. İkinci nokta şu, aslını isterseniz zaten vadeli Ethereum uzun süredir trade ediyor platformlar üzerinden. Dolayısıyla çok da yeni bir enstrüman değil bu. Ve son olarak baktığımızda Grayscale'in fonu yeniden kabullere başladı. Dolayısıyla bu tarafa olacak olan girişler, ki şu anda buradaki primin çok yüksek olmadığını görüyoruz. Girişler Ethereum vadeleriyle hedge ediliyor. Yani kurumsal bir yatırımcıysanız, buradaki arbitraja, şuralarda gözüken arbitraja oynamak istiyorsanız Ethereum vadelilerle hedge ediyorsunuz. Dolayısıyla da bu tarafta bir giriş olacaktır.
Buna karşılık satışlar olabilir. Evet, Ethereum vadelerde, ama ben girişi daha önemsiyorum. O açıdan çok ürkütmüyor benim Ethereum vadelerin geliyor olması. Ama söylediğim gibi normalde zaten fiyatlar çok gitmiş durumda. O bir problem yaratabilir mi kendi içinde? Evet, yaratabilir. Mart gibi de yaratmasını bekliyorum. Ama sanki şu dönemde kuvvetli bir Bitcoin ve Ethereum'da yukarı hareketle karşı karşıya kalabiliriz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.